Telefon hattımızda Ümit Nazmi Hazır Bey var. National Research Üniversitesi Rusya Araştırmaları Uzmanı. Nazmi Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, Moskova'dan herkese çok selamlar. Teşekkür ederiz. Şimdi konuşuyoruz. Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin yapacağı operasyonu konuşuyoruz. Bölge ülkelerinde konuşuyoruz. Siz Rusya araştırmaları uzmanısınız. Rusya, Amerika ile Türkiye'nin ortak veya bilgi dahilinde yaptığı bir operasyona, Suriye'de yapacağı bir operasyona nasıl bakacak efendim? Tabii şimdi son Trump'ın tweetinden sonra Rusya'dan ilk önce bir tepki gelmedi. Fakat şöyle bir durum var. Rusya açısından Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapması ve Amerika'nın buradan çekilmesi Rusya açısından olumlu bir gelişme. Çünkü bir bakıma Rusya bir taşla üç kuş vurmuş oluyor. Neden? Çünkü Amerika'nın bölgeden çekilmesi ve Türkiye'nin buraya müdahalede bulunmasıyla beraber sonrası için Suriye ordusu ve yani Esad ve Rusya için bir alan açılacak. Çünkü Amerika bu bölgede olduğu sürece buraya Rusya bir müdahalede bulunamıyordu ve Suriye yönetimi de Şam yönetimi de bu bölgenin kontrolünü sağlayamıyordu. Birinci nokta Rusya açısından önemli olan nokta bu. İkincisi ise YPG'nin Amerika'nın YPG'ye olan desteğini çekmesine yönelik açıklamalarından sonra YPG tabii Rusya'ya daha fazla muhtaç duruma düşecektir. Bu da hem Rusya açısından hem de Şam açısından ellerinde bir koz unsuru olacaktır. Yani burada Amerika'nın bölgeden çekilmesiyle Rusya ile Türkiye doğrudan karşı karşıya yani masada karşı karşıya gelecektir. Ben en son açıklamalara baktığım zaman Rusya tarafından gelen açıklamalara 2 gün önce bir açıklama Kremlin sözcüsü Peskov tarafından geldi. Peskov burada yaptığı açıklamada işte Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz, saygı duyuyoruz. Fakat Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasal bütünlüğü bizim için şarttır, önemlidir şeklinde bir açıklama yaptı. Yani burada Türkiye'nin Fırat'a müdahalesinden sonra sonraki aşamada Rusya tarafı tekrar bu toprak ve siyasal bütünlüğünü Suriye'nin masaya tekrardan getirerek Türkiye'nin burada uzun vadede Suriye'den çıkmasını isteyebilir. Yani günün sonunda Rusya'dan böyle bir talep gelebilir. Aynı zamanda Rusya açısından Suriye'nin Amerika'nın Suriye'den olabildiğince hızlı bir şekilde çıkması ve bu bölgede Suriye'nin kuzeyinde de kontrolün sağlanması öncelik taşıyor. Bunun dışında ben ilk haberlere baktığım zaman yani bu dünkü haberlere baktığım zaman nasıl bir Rusya medyasına nasıl tepkiler oluştu buna bir incelemede bulunduğum zaman genelde şöyle bir inceleme vardı. İşte Türkiye'nin geniş çaplı bir Suriye Kürtlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon hazırlığında olduğuna yönelik haberler vardı Rus medyasında. Bir de bu bir süredir son zamanlarda Adana mutabakatı Rusya tarafından dile getiriliyor. Bunu İran tarafı da dile getiriyor bildiğim kadarıyla. Buradaki yani bu Adana mutabakatının Rusya tarafından resmi bir şekilde dile getirilmesi nedenlerinden birisi de Rusya'nın uzun vadede Şam rejimiyle Türkiye arasında görüşmelerin olmasını ve Türkiye'nin Esad'ı muhatap almasını istemesine yönelik olduğunu düşünüyorum. Peki Ümit Bey, şunu sorursam, Rusya'nın da YPG ile teması olduğunu biliyoruz. Rusya da YPG ile bir takım çalışmalar yürütüyor. YPG kanadının Rusya'ya sığınması veya Rusya'nın bu konudaki tavrı sizce Amerika gibi başınızın çaresine bakın mı olacak? Tam anlamıyla şimdi şöyle bunu Rusya'nın genel Orta Doğu politikasıyla yorumlayabiliriz. Çünkü Rusya genel Orta Doğu politikası şu şekilde. Ya pragmatik bir politika izliyor. Bütün aktörlerin oyun kurmasını, kendi stratejilerini kurmasını engelliyor. Fakat aynı zamanda bütün aktörleri de kendisine bağımlı kılıyor. Bu bağlamda tamamen YPG unsurlarını tamamen dışlamak yerine onlarla yine bağlantıyı tutacaktır, görüşmeleri sürdürecektir. Yani burada YPG'yi daha çok bir koz olarak elinde tutma niyetinde olacağını düşünüyorum. Ama YPG'yi ilk etapta Türkiye'ye karşı kullanma niyetinde olmayacağını fakat tamamen de bu bağlantıyı kesmeyeceğini düşünüyorum. YPG ile ilgili zaten en son Peskov'un 2 gün önceki açıklaması şuydu. Biraz önce değindiğim gibi Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Buradaki terör gruplarına karşı biz de olumlu bakmıyoruz şeklinde bir açıklama yaptı. Yani burada YPG'yi dolaylı olarak kastetti ve 16 Eylül'deki Rusya, İran ve Türkiye arasındaki zirvede de ortak varılan noktalardan bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanması ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik ayrılıkçı gruplara karşı da tavır alınması şeklindeydi.
Yani Rusya'nın buradaki tavrı tam anlamıyla YPG, Amerika'nın yaptığı gibi YPG'yi desteklemek olmayacaktır. Fakat öte yandan da gene de bir bunu koz unsuru olarak elinde tutmaya çalışacaktır. Peki, Kendisini çekmeye çalışacaktır. Rusya operasyona fiili bir destek verebilir mi? Şu an için iyi bir destek yönünde bir açıklama gelmedi. Yani hatta bu Yani Türkiye ve Amerika bekleyebilir miyiz arasındaki en Trump azından böyle bir açıklamayı? bekleyecektir, evet. Yani bir süre Türkiye'nin oradaki fiili müdahalesinden sonraki süreçten sonra Rusya orada bir adım atmaya başlayacaktır. Yani şu an Rusya beklemeye yönelik bir tavır alıyor ve bu da Rusya'nın daha çok lehine işliyor. Sizin sormak istediğiniz başka bir soru var mı konumuza? Ümit Bey çok teşekkür ederiz katkılarınızdan ötürü. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. National Research Üniversitesi Rusya Araştırmaları Uzmanı Ümit Nazmi Hazırbek telefon attığımızda. Siz